Hak dostum hak. Yanıldım ben, aldım yanıma çırak. Eve gelmez külhan yatar dükkanda, kovsam o da düşmez şanıma. Kibardır çarşafsız yorganda yatar. Haşa huzur dağım, ustası çırağını sever. Bir eşek aldı pazardan, eşek göze geldi çatladı nazardan. Eşek çıktı mezardan, eşeğin aşkından ormanda yatar. Bizim çırak da hırtıyı pırtıyı toplamış, külhanda yatar. Zamanı evvelde anlatayım şimdi size bir hikaye. Bugün sizlere Sabit Eymen'in Ferhat ile Şirin hikayesine Şerh adlı öyküsünü nakledeceğim. Sabit Eymen, Üstadı Ayhan Bey'in Ferhat ile Şirin'in muhtemel evlilikleri ve sonrasına dair verimli ve güzel yazısını okuduğunda aslında dillere destan olmuş bu aşk hikayesinin kısa yazılmasından gönlü pek razı olmamış. Ve hemen o tez canlılığıyla hem yazıyı beğenmiş hem de ayrıntısını da ben yazmayı düşünüyorum Ayhan Bey. Özet geçmişsiniz şeklinde yorum yapmış grupta. Öncelikle Ayhan Bey'in ilgili yazısını paylaşmakta elbette yarar var. İşte Üstad Ayhan Bey'in ilgili yazısı şöyle der. Ferhat ile Şirin evlenseydi ne olurdu? Gelin anlatalım. Ferhat kazma işini ilerletmiş ve su kuyuları açmaktadır. Petrol kuyuları açacak değil ha, o yıllarda petrolün hiçbir değeri yok. Şirin mi? Şirin de ev hanımı olmuştur. Zamanla Ferhat işleri büyütmüş ve zenginleşmiştir. Bildiğiniz üzere her erkek parayı bulduğunda bir takım değişiklik yaşamaktadır. Ve bizim Ferhat da bu değişiklik yaşayan beylerin arasında yer almaktadır. Bizim Ferhat Şirin'i boşamak istememiştir ama Şirin'in üstüne genç bir kuma getirmeye karar vermiştir. Tabii Şirin en başlarda Ferhat'ın bu kararına karşı çıkmış. Fakat olacak gibi değil. Ferhat o gerekirse onu boşayacak. Mecbur kalıp Ferhat'ın bu isteğini kabul etmiştir. Gel zaman, git zaman derken Ferhat artık yaşlanmaya başlamış. Ve Şirin'le değil de onun üzerine getirdiği genç kumasıyla daha çok ilgilenmekteymiş. Tabii ki bu ilgiyi fırsat bilen kuma ne yapmış? Ferhat'ı bir türlü yolunu bulup ikna edip su kuyularının yarısını üzerine yaptırmış. Tabii Şirin bu durumdan hiç mi hiç hoşnut olmamış. Ferhat'a giderip bana seviyorsan bana da su kuyusu ver demiş. Ferhat ise ona sadece bir su kuyusu vermiş. Bunun üzerine dönüp Şirin'e demiş ki bu kadar işte sen bilirsin istemiyorsan seni boşarım der. Şirin ise madem öyle beni kumam kadar sevmiyorsun boşa o halde der. Bunun üzerine Ferhat bir şeyi unutmuştur. Zamanında evleneceği vakitler Şirin'i çok mu çok sevdiğinden ve ondan hiçbir zaman boşanmayı düşünmediğinden yüklü bir mehri kabul etmiştir. Vakit bu vakit. Boşanma vakti geldiğinde de kabul ettiği bu mehrin karşılığında su kuyularını Şirin'e vermiştir. Tabii Şirin kadın yüreği dayanamamış ona acıyıp bir su kuyusunu Ferhat'a vermiştir. Ferhat Şirin'i de kaybettikten sonra, su kuyularını da kaybettikten sonra eski zenginliğinden bir eser kalmamıştır ortada. Tabi genç kumada ne yapsın fakir adamı? Ferhat fakirleşince onu terk etmiş. Sonuç peki? Sonuçta Ferhat hem Şirin'ini hem de genç ve güzel kumasını kaybetmiştir. Velhasıl kelam. Tam da Sabit Bey'in istediği gibi Ayhan Bey oltaya takıldı ve Sabit Bey'in yorumuna çok memnun olurum, sevgili okurum şeklinde bir yorum yapmıştır. Zaten Sabit Bey böyle bir cevap beklemekteydi. Bu veya bunun ters yönünde bir cevap vermiş olsa dahi o yazacaktı. O ayrı bir mevzu. Efendim, bu Ferhat ile Şirin hikayesini gelelim şöyle hülasa edelim. Etmeden önce Sabit Bey'i okuyanlar az çok bilirler. Yayında, basında, neşriyatta, hatta günlük basın dillerinde dahi geçen kelimeleri eserlerinde yer yer kullanır. Bundaki amacı nedir? Her bir neslin dil ve anlatım açısından adeta tercüme gerektirecek yeni bir dile veya dil değişimine gerek olmadığını inanmaklığıdır. Eğer abarttığını düşünenler varsa 1960 ve 1970'li yıllarda yazılan bir romanı yahut herhangi bir eseri okusunlar ve hatta çocuklarına okusunlar ve o zaman Sabit Bey'in ne demek istediği çok rahat anlaşılacaktır. Her neyse efendim, olayı fazla ayrıntıya boğmayalım. Hüsrev-i Şirin ya da Ferhat ile Şirin olarak bilinen Fars ve Türk divan şairlerince mesnevi tarzında yazılmış bu aşk hikayesi
Orta Asya'da, Azerbaycan'da olsun, İran'da, Türkiye'de, Balkanlar'da birçok ülkede bir takım değişikliklere uğrayarak yüzyıllar boyu devam etmiştir, anlatılmıştır. Kaynaklarda ise Ferhat ile Şirin hikayesi şu şekilde özetlenmektedir. Efsaneye göre Ferhat meşhur bir nakkaştır. Amasya Sultanı Mehmen'e bağlıysa güzeller güzeli kız kardeşi Şirin için bir köşk yaptırmayı düşünmektedir. Tabii ki köşkün süsleme işlerini de Ferhat'a verir. Ferhat köşke gide gele köşkte çalışırken Şirin'i görür. Ve iki genç birbirine sevdalanır. Ferhat'ın tabii ki fırçasından dökülen her bir zarafet, her bir darbe Şirin'e olan duygusunun göstergesi olduğu söylenir. Tabii ki bir gün Ferhat Şirin için Amasya Sultanı Mehmen'e, Banu'ya ne yapar? Görücü yollar. Tabii ki Sultan Şirin'i Ferhat'a vermek istememektedir. Bu yüzden delikanlıdan hiç olmayacak bir iş ister. Ve ona der ki, şehire suyu getir, sana Şirin'i vereyim. Tabii Ferhat'ın gönlündeki Şirin aşkı hiç zorluk dinler mi? Ferhan gider alır külüngünü eline. Vurur kayaların böğrüne. Kayalar yarılır. Adeta yol verir suya. Zaman geçtikçe açılan o kayalardan suyun sesi işitilir şehirde. Mehmen Abanu bakar ki kız kardeşi elden gidecek. Başlar sinsice planlar kurmaya. Düşünür. En sonunda bir cadı bulur ve doğru Ferhat'ın yanına yollar. Cadı su kanallarını takip ede ede Ferhat'ın gülüngünün sesini dinleye Ferhat'a ulaşır. Acı acı gülümser sonra. Ne vurursun Ferhat kayalara böyle hırsla? Şirin'in öldü. Bak sana elmasını getirdim der. Bunun üzerine Ferhat beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa bu dünyada bana da yaşamak haram der. Ve elindeki külüngü fırlatır havaya. Külüngü getirir bütün ağırlığıyla oturur başının üstüne. Ferhat'ın başı döner ve artık dünyası yıkılmıştır. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Bunun haberini alan Şirin koşa koşa gelir kayalıklara. Bakar Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Bedeni uzanır Ferhat'ın cansız bedeninin yanına. Su gelmiştir şehirde, akmaktadır bütün coşkusuyla ama artık iki seven yoktur bu dünyada. İki seven yan yana gömülür ve her iki mezarın üstünde de her mevsim birer gül biter sevenlerin anısına. Gelin görün ki bu iki mezarın ortasında bir de kara çalı çıkar. Bu dünyada yetmezmiş gibi sevenleri mezarda da ayırmaya. Kayıtlarda anlatıldığı haliyle hadiseyi kısaca anlattıktan sonra gelelim Ayhan Bey'in olaya farklı bir boyut katan yorumuna. Ayhan Bey, iki aşığın kavuşmaları durumunda yaşanacak muhtemel aile hayatını resmetmekte ve olaya çok güzel farklı bir boyut katmaktadır. Sabit Bey ise bu hikayenin Ayhan Bey dahil kimsenin bilmediği farklı bir yönünü yazmaya adar kendini. Öncelikle yazma kısmındaysa gelin isteme faslına başlar. Delikanlı Ferhat ile Nazlı Şirin çeşmede, bağlarda, bahçelerde aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla değil, kesinlikle içten gelen bir üretme amelesi olarak çalışırlarken gizli gizli ah çeker, göz süzer, bakışırlarken birbirlerine yakınlaşırlar. Tabii bu gençler birbirine yakınlaşmaya başlayınca aileler bunları birbirine yakıştırır ve bunu fırsat bilen aileler de komşuluklarını ve ahbaplıklarını iletirler. İşte tam da bugünlerde Ferhat'ın söylediği bu güzel manilere en başında başı önünde cevap vermeyen Şirin zamanla birer ikişer kelimeyle edebiyatımızda daha kayda geçmeyen sevdalı beyitlerle yavuklusuna karşılık verir. Neyse efendim, ayrıntıya boğmayalım olayı. Tabii ki Şirin'in annesi, ah ne olacak bu kızın hali?
Arkadaşları, yaşıtları evlenene yıla yaklaştı. Konu komşu torun sevmeye başladı. Biz hala avareyiz. Şeklinde yakınsa bir türlü, yakınmasa bir türlü hallerdeyken Ferhat'ın annesi bir gün ayran içme bahanesiyle müstakbel dünürlerinin yanına şöyle bir geçerken uğrar. Tabii bunun altında ki neden bir başkadır. Bir an önce biricik oğlu Ferhat'a bölgenin en güzel kızı olan Şirin'i alıp biraz da etrafa hava atmaktır amacı. Neyse efendim. Usulü iş ve işlemler tamamlandıktan sonra nişandı, sözdü ve benzeri gelenek görenekler gereği gibi yerine getirilmiştir. Hatta bu bağlamda kızı için başlık parası almayan Şirin'in babası o dönemlerde Orta Doğu coğrafyasında elinin tersiyle başlık parasını ilk iten kız babası olarak tarihe geçtiği söylenmektedir. Ya en azından bu benim lügatımda böyledir. Ondan sonra nihayet gelin alma günü gelir. Evet, çok ayrıntıya girmeden bahsedeceğim ama gelin alma günü geldiğinde Şirin kırmızı gelinliğiyle babasının kapısının önünde tam adım atmaya hazırlanır ki bakar kapının önünde sadece bir tane Arap atı. Bunun üzerine Şirin aynalı körük gelmezse ben gelin gitmem. Uğut kemani çalmazsa aynalı körüye de binmem. Şeklinde türkü tutturması ve arkadaşlarının da koro halinde ona eşlik etmesi üzerine Ferhat ve ailesi kısa bir şaşkınlığa tutulur. Şaşkınlıktan sonra hemen Amasya'nın en meşhur fayton durağına bir ulak gönderip aynalı körüklü bir fayton ile musiki cemiyetindense ud ve kemanı ekibini davet edip yine bir özürlerle Şirin'i gelin önünden alırlar. Önemine binaen tabii ki tarafların mutlu mesut anlarını yazıya konu olmadığı için geçmekteyim efendim. Gelelim şimdi Üstad Ayhan Bey'in yazısında konu olan kuma ve onun sonrasında gelişecek boşanma hadisesine. Eski hukukumuzda az çok bilinir. Yazılı veya sözlü izin alınarak erkekler ikinci bir eşle evlenmektedir. Tabii ki sözlü iznin nasıl alındığına dair konuşulan doktrinlerde farklı görüşler öne sürülmektedir. Yazılı izin ise noter yani katibi adı denilen genel katibin huzurunda iki erkeğin şahitliğinde ki biri unutursa diğeri hatırlatsın diye mahallede adaletliyle, iyi sözlüyle, doğruluğuyla tanınan ve bilinen bir erkek ve iki kadının şahitliğiyle alınır. İşte efendim, her nasıl olursa oluyor, Ferhat Efendi ile Şirin Hanım'ın mutlu mesut evliliklerine başka bir nedenden dolayı başka bir kadın hasıl oluyor. Tabii bazıları bu durumu Şirin'in işte babasının evinden çıkarken, gelin olarak çıkmak üzereyken, ud ve kemani ekibinden gelmesini, körüklü fayton istemesi üzerine olduğunu söylerken, bazıları ise Ferhat'ın annesinin karnının damarlarının tavan yaptığı bir esnada oğlunu kıskandığı, bazıları ise Ferhat'ın zaten şıf sevdiği olduğuna yoruyor. Tabii ki bu nedenler sözlü edebiyatta yer alsa da hangisinin asıl olduğu ya da hangisinin aslında uygun olmadığına yönelik tam olarak bir şey bilinmemektedir. Bu konunun açıklığa kavuşması ise Sabit Bey ve Ayhan Bey'in birbirleriyle yaptıkları istişareler ve görüşmeler sonucu netleşecek. Bunu da ümit etmekteyim. İşte yukarıda anlatılan usulü işlemler tamamlandıktan sonra her nasıl oluyorsa Şirin Ferhat'a ikinci bir eş için yeşil ışık yakıyor. Ama bu izin ona verilirken kesinlikle Şirin'in ilk eş unvanında kalması karşılığında ikinci bir eşine izin veriliyor. Burada Ferhat'ın ikinci eş olarak aldığı bayanın adını Şirin'in güzel ve pak temiz duygularına zarar gelmemesi adına söylemiyorum. Neyse Ferhat Bey bu adı lazım olmayan bayanla evlendikten sonra eşyanın tabiatı gereği Şirin'le olan sevgisinde bir zedelenme oluyor. Tabii ki bunun altında yatan nedenleri şu şekilde anlıyorlar. İşte Şirin'e alınan eşyaların, giyim eşyalarının olsun, yeminisi olsun, poşisi olsun, yeni gelen eşe alınanlardan model olarak düşük olması, eski olması ya da imitasyon ya da çakma olmasından kaynaklı olduğu
konusunda konu, komşu, şu mağazı kadınların dedikoduları ya da başlangıçtan beri Arap atına yalnız binen Ferhat'ın artık gün aşırı kumasıyla birlikte bu ata binmek yönünde verdiği talimatlar yatmaktadır. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayı Şirin çok erken davranır ve Amasya baş kadınlarına müracaat ederek sevgisi Ferhat Efendi telakki selasıyla boşama konusunda izin talep eder. Tabi Kadı Efendi de tarafları ve şahitleri dinledikten sonra ne yapar? Tepdili kıyafetiyle çarşı, pazar, han, hamam, kısacası ahalinin müşterek bulunduğu yerlerde bir takım araştırmalar, soruşturmalar yapar. Ve bunu bitirdikten sonra ise Ferhat'ın aile kurumunu zedelemesinde suçlu bularak Şirin'e gerekli izni verir. Tabi Şirin Hanım ne yapar? Ferhat'a olan sevgisinden yine de aşkına helal gelmemesi adına Ferhat'ı karşısına alır, yanına çağırır ve bunu her ikisinin menfaati için yaptığını, bu şekilde davranmak durumunda kaldığını, boşansa dahi gönlünde sadece kendisinin olacağını ve başka bir insanla evlenmeyeceğini dile getirmektedir. Tabi Ferhat Şirin'in bu sözleri karşısında dili lal olur, başı önünde, gözyaşlarını gönlüne akıtarak dinler. Efendim, olayı fazla ayrıntıya boğduk sanırım. Neyse, bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ne yapmaktadır? Ferhat, su kuyularının bir kısmını Şirin'e tazminat olarak, bir kısmını ise tabii ki yoksulluk nafakası olarak sorumluluğuna geçirmek zorunda kalır. Ve geri kalan hikaye de bu hukuki olaylar zincirinde meydana gelir, devam eder. Evet, tabii ki ne yapar? Şirin yine dayanamaz. Üzerine geçirdiği bu su kuyularının işletmesini kira sözleşmesi karşılığında Ferhat'a verir. Tabii ki Ferhat ne yapar? Eder kendisine devredilmiş olan bu su kuyularının parasını ödemesini Şirin'e yapmaz. Bunun üzerine ise Şirin kalkar, bu konuda icra memurluğuna başvurur. Tabii ki icra memurluğu da bin bir bahanelerle, bin bir türlü sözlerle Şirin'in işini ötelemeye başlar. Ve bu da Şirin Hanım'ın avukatı Sabit Eymen tarafından bir takım belgelerle öne sürülür. Son sözüm şudur. Bu bir kıssadır. Bir mecmuaya kondurulmuş bir kıssa. Biz de gördük, söyledik. Neymiş efendim? Dimyat'ta pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak lazımmış. Evet, Saki'ye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürcülisan ettimse affola. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın efendim.